Bu dersimizde ise film türlerini güncelleme sayfasında validation kuralları nasıl ekliyoruz öğrenelim. Şimdi bir önceki dersimizde biz Admin General sayfasına geldiğimizde buradan yeni bir tür ekleyebiliyorduk ve detay sayfasına geldiğimiz zaman da herhangi bir türün önüne detay sayfasına geldiğimizde buradan yazmış olduğumuz bir bilginin güncellenmesi. Tabii ki bu güncelleme filmin ilgili türe ait olan film bilgileri içinde eğer bir eleman silmek istiyorsak bu elemanları seçiyoruz ve submit dediğimizde seçmiş olduğumuz elemanlar da liste üzerinden silinmiş oluyor. Tabii bunları da birbirinden ayırabilirsiniz. Ekstra bir submit butonu ekleyerek seçilmiş olan film bilgilerini ilgili kategoriden silmek için ayrı bir buton da hazırlayabilirsiniz ve sadece tür ismini ayrı bir butonla, yani submit butonuyla ilişkilendirebilirsiniz. Ancak biz dediğimiz gibi burada tek bir form kullandık. Dolayısıyla submit'e tıkladığımız anda seçilen herhangi bir film varsa ve bir güncelleme, tür isminde bir güncelleme varsa da bu güncelleme veri tabanında yapılacak. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken, bize sayfayı getiren, örneğin admin general dedik ve buradan update dediğimiz anda bize sayfayı getiren get action metodu. Get action metodu veri tabanına gidiyor ve 4 numaralı türe ait olan bilgileri, tür bilgisini alıyor ve bunun yanında tabii türe ait olan isim var burada ve açıklama bilgisi olabilir ya da farklı bir türe ait olan, sonuçta sadece tek bir alanla ilgileniyoruz ancak bir detay bilgileri de olabilir. Sadece tek bir property değil, 5 tane property de burada olmuş olabilirdi ve bu bilgiyi 4 numaralı kaydın detay bilgilerini alıp ilgili forma yüklüyor ve bunun yanında da bir liste getiriyor bize ve bu listede sayfa üzerinde bir tablo şeklinde biz bunu açıyoruz. Şimdi biz burada güncelleme yapmak istediğimiz zaman submit'e tıklıyoruz ve submit'e tıkladıktan sonra ilgili sadece name alanında bir güncelleme ya da buradan liste üzerinden bir eleman silmek istediğimiz zaman bu güncelleme yapılıyor ve yapıldıktan sonra biz bunu admin general sayfasına daha önceden yönlendirdik. Şimdi gelip bir validation'a takılırsa, yani biz buradan herhangi bir değer girmeden submit tuşuna bastığımızda buradaki name alanı boş olduğundan dolayı server bu sayfayı bize tekrar getirecek ve bu sayfayı tekrar bize getirirken hangi action metodu bize bu sayfayı getirecek? Tabii ki post action metodu. Çünkü biz sayfayı post ediyoruz, yani server'a tekrar gönderiyoruz ve gönderdiğimizde get action metodu bir daha çalışmıyor. Buraya dikkat edelim. Sadece http post action metodu çağrılıyor ve http post action metodunda validation kuralına takıldığından dolayı bize bu bilgiler tekrar sayfaya getiriliyor olması gerekiyor. Bu aşamada ne yapacağız? 4 numaralı sorguyu aynen get metodunda nasıl bir model getiriyorsak sayfaya post metodunda da bu modeli tekrar getirmemiz gerekiyor ki biz bunu zaten bir önceki dersimizde yaptık. Şimdi burada farklı bir yöntem kullanmak istiyorum. Nedir o? 4 numaralı bilgiyi biz veri tabanından bir kere alıyoruz ve sayfaya gönderiyoruz ve sayfayı gönderdikten sonra örneğin şöyle general diyelim, 4 numaralı bilgiyi gelelim, buradan sağ tıklayalım, sayfa kaynağını göster dediğimizde burada form içerisinde olan örneğin türün ismi var. Türün ismi burada bakın name ile ilişkilendirilmiş ve value da burada yer alıyor. Dolayısıyla biz bu sayfaya post ettiğimiz zaman name alanı ilgili model içerisinde tekrar set ediliyor post action metodunda ve post action metodu zaten veri tabanından alınmış olan name bilgisine zaten sahip. Dolayısıyla bu alanda istediği işlemi yapıyor. Eğer validation kuralına takılan bir durum varsa da bu değeri tekrar sayfaya biz post action metodundan gönderebiliriz. Yani name değeri bizim için zaten sayfa üzerine var. Post action metoduna taşınıyor. Post'ta herhangi bir durumdan dolayı bir validasyona takılıyoruz ve tekrar aynı bilgiyi veri tabanından alması gerekmiyor. Çünkü sayfa üzerinden tekrar post action metoduna model aracılığıyla set edildi ve taşındı. Ekstra bir veri tabanı sorgusu burada aslında yazmanız gerekmiyor. Ancak hangisi için yazmanız gerekiyor? Post action metodu ilgili listeye sahip değil. Peki biz aynen name üzerinde olduğu gibi biz ilgili kayıtları da sayfa üzerinde get metoduyla aldığımızda sayfada tablo yazdırdığımız aşamada tekrar bu bilgileri aynen name'de olduğu gibi sayfa üzerine yazdırırsak ve post edersek, post ettiğimizde tablo içerisindeki bilgiler de model içerisinde, yani post action metodundaki model içerisinde de birebir set edilecek. Dolayısıyla tekrar veri tabanından almak zorunda kalmayacağız. Yani bizim burada tanımlamış olduğumuz 4 tane film get action metoduyla veri tabanına ilk aşamada alınıyor ve ben bunu sayfada name şeklinde tanımlayarak post action metoduna submit butonuyla tekrar gönderilmesini sağlayacağım. Post action metodu bu model bilgisine zaten sahip olacağından dolayı veri tabanına tekrar bu sayfayı yazdırmak için, validation kuralına takıldığından dolayı tekrar bu bilgileri sayfada yazdırmak için ekstra bir veri tabanı sorgusuna gerek kalmayacak. Bu dersimizde de bu yöntemi kullanalım. Burada anlatmak istediklerimi birkaç kere tekrarladım. Eminim ilk aşamada anlaması zordur ancak videoyu tekrar seyrettiğinizde eminim bu konu anlaşılır olacaktır ki bu yöntemi de bilmiş olsanız işiniz oldukça kolay olacaktır. Peki en basitiyle Admin Generals View modele gelelim ve burada bizim sayfamızı bize getiren Movies ve burada name bilgisi var. Dolayısıyla ben name'in içerisine gelip bir validation kuralı ekleyeceğim. Geleceğim ben buraya required diyeceğim. Bir mesaj da buraya yazabilirsiniz. Aynen yukarıda zaten name için yazdığımız bir değer gibi. Ya da gelip required olduğu gibi buradan alalım. Tür bilgisi girmezsiniz şeklinde mesaj yazmış olsun. Peki daha sonra gelelim admin controller'da Genera update'e gelelim. Sonuçta bir update işlemi yapıyoruz. Create'i yaptık ve gelip şimdi update işlemi yapalım. Update dediğimiz gibi sayfayı ilk başta dolduruyor. İlgili modelle, model içerisinde hem tür bilgisi hem de film listesi var. Seçmiş olduğumuz film listesi var. Peki gelip buradan bunu kapatalım. Buradan şöyle Genera update'in post action metoduna gelelim ve herhangi bir validation kuralı eğer takılmışsa, eğer ki tekrar aynı bilgileri, yani get içerisindeki tanımlamış olduğumuz model bilgilerini tekrar sayfaya taşımak istediğimizde veri tabanı sorgusu yapmayacağız. Buraya dikkat edelim. Şimdi biz en basitiyle model state'i kontrol edelim. Model state içerisindeki required attribute'u eğer bize bir valid değer döndürmüyorsa, dolayısıyla bir validation kuralına biz takıldık. Tabii ki bunun öncesinde de istediğiniz validation kurallarını gelen model bilgisine göre yazabilirsiniz. Peki bunu yaptıktan sonra gelip şöyle parantezi buradan alalım. Şöyle en aşağıya alalım. Eğer ki bir validation eğer is valid ise, yani bizim için tür bilgisinden dolayı bir kurala takılmadıysa sayfa olduğu gibi şöyle döndürülecek. Döndürülürken de tabi sayfa tekrar döndürmeyecek. Burada yanlış söyledik. Generalist sayfası çağrılacak. Yani başka bir action'a işi devredeceğiz ve zaten generalist'e gönderdiğimiz zaman uygulamayı generalist action metodu bize sayfayı tekrar, yani listeleme sayfasını tekrar getirecek. Update yapıldıktan sonra. Ancak bizim için önemli olan bir problem varsa isValid bloğu içerisine girmeyecek. Bu aşamada ne yapmamız gerekiyor? Return view dememiz gerekiyor. Neden? Çünkü buradaki model state içerisindeki mesajlar sayfada yazdırılması gerekiyor. Peki biz return view dediğimiz zaman bize genera update tekrar getirecek ki biz zaten bu sayfayı tekrar istiyoruz. Ancak bu sayfayı tekrar istediğimizde name bilgisi ve film bilgilerini tekrar sayfaya taşımamız lazım. Bu aşamada ne yaparız? Geliriz buradan şöyle model deriz ve tekrar bunu sayfaya taşırız. Peki model ne burada? Admin genera edit view model. Bu model içerisinde get metodunda zaten alınmış olan bilgilerden hangisi var burada? Name bilgisi var. Bakın buradaki filmin türün name bilgisi var ve film bilgileri var. Ancak film bilgilerini biz sayfada ilk başta gösterdik ancak bunları yedeklemedik. Name yedeklendi. Nasıl yedekledik biz bunu? Sayfa üzerindeki name attribute'leriyle value'yu eşleştirerek. Dolayısıyla biz modeli sayfaya gönderdiğimiz zaman ilgili bilgiler zaten burada direkt set edilecek. Ne yapacak burada? Bakın ASP.NET Core'la name bilgisi direkt value ile name bilgisini ilişkilendirecek ve sayfa post edildiği zaman tür bilgisi model içerisine geleceğinden dolayı biz bir hatadan dolayı tekrar model bilgisini sayfaya gönderdiğimizde name bilgisi bizim için ulaşılacak. Peki gelip uygulamayı çalıştıralım. Burada gelip şöyle admin generals diyelim ve buradan şöyle romantik filmlere tıklayalım ve buradan validation kuralı bizim için takılmış olsun. Ben buradan herhangi bir bilgiyi sileceğim. Tür bilgisini burada sileceğim. Ve gelip burada da şöyle bir breakpoint ekleyeceğim. Ve gelip daha sonra uygulamada gelip şöyle submit'e tıklayalım. Breakpoint dursun ve breakpoint durduktan sonra gelip buradan model bilgisine baktığımızda modelin içerisine bakın genera id 4 bilgisi var. Name bilgisini zaten biz boş geçtik. Dolayısıyla null bilgi bize geldi. Ve burada movies bilgisi de gelmedi. Bizim için önemli olan aslında bu. Yani biz aşağı doğru geldiğimizde valid olmadığından dolayı model sayfaya tekrar gönderecek. Ve tekrar sayfaya gönderildiğinde name bilgisi zaten yok. Bunun yanında film bilgileri de yok. Dolayısıyla bizim buradaki film listesi sayfada yazdırılmayacak. Ve olmayan bir bilgi üzerinden biz bir döngü kurduğumuzdan dolayı modelin movies'i olmadığını, null olduğundan dolayı burada bir hata alıyoruz. Dolayısıyla gelip buradan step out dediğimizde bakın null reference hatasını movies özelliği üzerinde alıyoruz. Peki aynı şekilde ben gelip buradan şöyle herhangi bir hata yapmadan uygulamayı çalıştırmak istiyorum bu sefer. Gelip uygulamayı çalıştıralım. Gene breakpoint'imiz burada olmuş olsun ve buradan şöyle liste üzerine gidelim. Buradan 4 numaraya tıklayalım ve gelip buradan örneğin validation kuralına takılmasın. Submit diyelim ancak gelip burada breakpoint'te dursun ve model üzerine bakalım. Model üzerine baktığımızda bakın buradaki name bilgisi geliyor. Film bilgileri yok. Biz get metodu içerisinde film bilgileri ve tür ismini aldık, sayfaya taşıdık. Bunlar zaten düzgün bir şekilde karşımıza geldi. Ancak dediğimiz gibi name bilgisi bakın var. Name bilgisini biz hatadan dolayı sayfaya tekrar gönderdiğimizde zaten sayfa üzerine name bilgisi çıkacak. Ancak film bilgileri çıkmayacak. Dolayısıyla bizim boşluklarımızda ne yapmamız gerekiyor? Model içerisindeki film bilgilerini de post action metoduna doldurmamız gerekiyor. Peki ben dedim ki veri tabanına ekstra bir sorgu göndermek istemiyorum. Bunu daha önceden yaptık. Post action metoduna tekrar veri tabanına bağlanarak bir metod oluşturduk ve metod içerisinden hatırlarsanız aynı tür detay sayfasını tekrar veri tabanından aldık ve post action metoduyla sayfada tekrar bu bilgileri gösterdik. Peki burada ne yapabiliriz? Geliriz buradan update sayfası içerisine gönderilen, yani action metodunun, get action metodunun bize göndermiş olduğu entity içerisindeki film bilgilerini ben sayfa üzerinde yedekleyeceğim. Peki bunu yedeklerken ne yapacağız? Gelip burada şöyle 9'lu kısma geleceğim ve bunları şöyle at for diyerek gelen model içerisinden gelip şöyle model.movies diye movies içerisindeki bütün bilgileri tek tek dolaşacağım. Tabii ki burada movies'in de count bilgisi aracıyla kaç tane olduğunu da biliyor olmamız gerekiyor. Yani model içerisinde kaç tane film bilgisi varsa get metodu içerisinden gelen filmleri tek tek dolaşalım. Her dolaştığımızda gelip buradan bir input oluşturalım. Type bilgisini gelip hidden oluşturalım. Yani temel üzerine gösterilmesin. Bunun bir name özelliği olsun. Name özelliği bizim için şöyle movies olacak. Movies derken buradaki model içerisindeki buradaki movie listesini kastediyoruz. Movie listesi bir liste olduğundan dolayı, movies özelliği bir liste olduğundan dolayı movies'in örneğin köşeli parantezler içerisinde gelip şöyle yorum satır aracılığıyla movies örneğin birincisine biz buradan 0 ya da aynı şekilde movies köşeli parantezler 1 şeklinde ulaşabiliriz bunların her bir elemanına ve her bir elemanın örneğin 0. indeksin altında örneğin şöyle genre id bilgisi var ve aynı şekilde biz buradan movies'in altında name özelliği var. Gördüğünüz gibi 0. indeksteki nesnenin genre id'si ve name bilgisi var ve aynı şekilde sağ tarafa doğru da şöyle şunları hatta aşağı alalım. Ve bunları şöyle bir tane daha kopyalayacağım. Ve buradaki birinci objenin de ID ve name bilgileri bu şekilde var. Eğer 5 tane varsa dediğim gibi 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde biz bunları aşağıya doğru çoğaltabiliriz. Peki bizim burada yapmamız gereken o halde isimlendirmeyi ona göre yapmak. Peki isimlendirme derken movies'in yanında bir sayı olması gerekiyor. Bu sayı direkt bize i içerisinden geldi. Yani şöyle et i dediğimizde bizim için döngü içerisinden gelen 0 değeri bizim için liste içerisindeki ilk objeyi kasteder ve bunun yanında şöyle movie id dediğimizde ilk objenin movie id alanında gösterir. Burası şöyle general id değil, movie id, yanlış yazdık burayı. Şöyle movie id ve daha sonra value bilgisini ise burada yazdıralım. Burada value bilgisi ise direkt gelip şöyle et işaretiyle model içerisindeki movies'in, peki hangi movies'in? İninci indeksteki movies'in İninci elemanın nokta dediğimiz zaman movie id ise bizim için value değerine karşılık gelir. Yani burada ne yazacak? Movies köşeli parantezler içerisinde 0 movie id ve burada da 0 şeklinde. Dolayısıyla biz her bir objenin özelliklerini bu şekilde tutmuş olacağız. Peki movie id'den sonra şöyle aşağıya doğru bunları alalım. Her bir özellik için bunu tekrarlıyor olmamız gerekiyor. Örneğin sayfadaki şöyle image URL bilgisi için bunu tanımlayacağız ve aynı şekilde image URL'e karşılık gelen değer ve aynı şekilde gelip buradan şöyle filmin title alanı için gelip buradan şöyle title bilgisini yazdıracağız. Peki gelip uygulamayı tekrar şöyle çalıştıralım ve sayfa üzerinde oluşmuş olan bilgilere bakalım. Şöyle general diye gelelim. Buradan 4 numaralı update diyelim. Şöyle sağ tıklayalım. Sayfa kaynağını göster dediğimizde bakın bizim get metoduyla almış olduğumuz film bilgilerini bu şekilde yedekledik ve post ettiğimiz zaman artık bizim için sayfadaki burada seçmiş olduğumuz bir bilgi liste halinde model içerisindeki movies özelliği içerisinde direkt set edilecek. Yani 0. elemanın gördüğünüz gibi movie id, image URL ya da title özelliği gördüğünüz gibi verilen değerler. Bakın aşağıdaki 1 numaralı objenin değerleri, 2 numaralı objenin ve 3 numaralı objenin, yani 4 tane objenin buradaki değerleri direkt model içerisindeki movies özelliğine direkt set edilecek. Bunu bize sağlayan model binding özelliği. Peki gayet güzel. Gelip şimdi biz burada zaten breakpoint'imiz update için olsun tekrar. Gelip uygulamayı şöyle bakalım. Buradan sayfaya dediğimiz gibi bilgiler geldi ve biz buradan Şöyle sayfayı submit edelim. Submit ettiğimizde bu liste modeli içerisine geliyorsa tekrar bunu sayfa üzerine tekrar aktarabiliriz. Gelip model içerisine baktığımızda bakın artık buradaki movies içerisinde 4 tane bilgi var. Veri tabanından almadık. Bakın get metodu içerisinde almış olduğumuz listeyi biz ilgili post üzerine de direkt sakladık, gönderdik ve eğer validation'dan dolayı bir problemimiz varsa bunu modeli sayfaya tekrar gönderdiğimizde bu bilgiler zaten sayfa üzerinde yazdırılacaktır. Peki gelip buradan şöyle uygulamadan çıkalım. Peki burada genera bilgileri geldi. Gelip buradan şöyle update diyelim. Gelip buradan şöyle romantik sadece tür olarak bu şekilde kalmış olsun. Ve gelip buradan şöyle submit diyelim. Submit dediğimizde model bilgisi tekrar geldi. Buradan breakpoint'i kaldıralım. Şöyle step out diyelim. Ve baktığımızda gördüğünüz gibi romantik şu anda romantik olarak değişti. Ve gelip herhangi bir bilgi silmek istiyoruz. Örneğin seçelim ve submit diyelim. Submit dediğimizde bakın 3 tane bilgiye düşer. Update diyelim. Herhangi bir bilgi göndermeyelim ve submit dediğimizde burada sayfa bize tekrar geliyor. Ancak mesajı biz burada yazdırmıyoruz. Buradan gelip mesajı da yazdıralım. Peki nereye yazdıracağız? Update metodu içerisine gelerek şöyle üçlü kolona gelelim ve burada daha önce yazmış olduğumuz gibi gelip tekrar aracıyla ASP Validation Summary'e gelip buradan all diyebiliriz ve property seviyesinde de yazmak istiyorsanız gelip buradan span dersiniz ve gelip buradan şöyle ASP Validation for'a name özelliğini bu şekilde ilişkilendirir ve class özelliğini ise text danger bu şekilde diyebilirsiniz. Peki gelip uygulamayı tekrar çalıştıralım ve bakalım. Admin generas buradan 3 diyelim. Buradan herhangi bir bilgi göndermezdim. Düşünelim. Submit diyelim. Submit dediğimizde bakın bu bilgiler karşımıza gelir. Post action metodu diğer model bilgilerini sayfada bu şekilde barındırmaya devam eder. Peki gayet güzel. Son olarak şu butonların mesafelerini de ayarlamış olalım. Gelip buradan şöyle update'e baktığımızda buradaki form grup artık yok. Bu strip 5'te yok. Buradan şöyle mb-3 diyelim ve aşağıdan biraz margin bırakmış olsun. Margin bottom 3 diyelim ve aynı şekilde bunu da buradan alalım ve bunu da şöyle generalist şöyle generalist'e eklemiş olalım. Peki uygulamayı çalıştıralım. Bakalım son olarak. Tam baktığımızda general liste baktığımızda bakın buton aşağıya geliyor gayet güzel. Detay sayfasına baktığımızda 3 tane bilgi gelir. Buton aşağıya gelir ve gelip buradan şöyle romantik filmler deriz. Ya da şöyle gelip boş geçelim. Buradan submit dediğimizde bilgi gelsin. Ve gelip buradan şöyle romantik filmler diyelim. Ve buradan bir tane bilgiyi silmiş olalım. Ve gelip buradan submit dediğimizde bakın romantik filmler ve film sayısı da bu şekilde 2'ye düşer.